Selamünaleyküm arkadaşlar. Matematik dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz işçi problemleriydi. Bir önceki videoda işçi problemleri ile ilgili soru tarzı 1'i yapmıştık arkadaşlar. Biz bu konuda formül kullanmıyorduk. Sorularımızı arkadaşlar formülsüz çözüyorduk. Böylelikle sorunun kontrolü elimize geçiyordu. Soru çözerken fazla bir zorluk çekmiyorduk arkadaşlar. Arkadaşlar soru tarzı 1 ile ilgili soruları çözdük. Şimdi geldik ikinci tarz sorulara. İkinci tarz sorularda işçilerin arkadaşlar işi bitirme süreleri ayrı ayrı verilmemişse, güçleri hakkında bilgi varsa, kapasiteleri hakkında bilgi varsa, bu işçilerin işi bitirme oranları varsa arkadaşlar, biz burada iş belirlemeyeceğiz, hız belirleyeceğiz. Şimdi soru üzerinde görelim ne demek istediğimizi anlatalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim başlamadan. Emin'in çalışma hızı İlyas'ın çalışma hızının 3 katıdır. İkisinin birlikte 9 günde bitirdikleri bir işi Emin tek başına kaç günde bitirebilir? Arkadaşlar 1 bölü x, 1 bölü 3x bunlara hiç girmeyeceğiz. Formül kullanmayacağız. Şimdi şahıslarımızı yazıyoruz. Emin ve İlyas var. Arkadaşlar Emin'in çalışma hızı İlyas'ın çalışma hızının 3 katıymış. Öyleyse ben İlyas bir tuğla taşısın desem, Emin bunun 3 katını taşır, Emin 3 tuğla taşır. İkisi beraber günde 4 tuğla taşırlar. Madem ki bu işi 9 günde bitirmişler, biz işi bulmak için 3 artı 1 4, 4 ile 9'u çarpıyoruz. İş 36 tuğladır arkadaşlar. 36 tuğlayı Emin'in bitirmesini istemişiz. Emin günde 3 tuğla taşıyarak 36 tuğlayı kaç günde taşır? 36 bölü 3'ten cevabımızı 12 gün buluyoruz. Geldik diğer sorumuza. Recep'in çalışma hızı Ahmet'in çalışma hızının 2 katıdır. Mustafa'nın ise yarısı kadardır. Üçünün birlikte 12 saatte yaptıkları bir işi Ahmet tek başına kaç saat yapabilir? Yine formül kullanmıyoruz. 1 bölü 2x, 1 bölü 3x, 1 bölü 5x demeyeceğiz. Şahısları yazıyoruz. Recep, Ahmet, Mustafa. Arkadaşlar sorunun kontrolünü ele almak için biz işçilerin hızlarını hemen belirleyelim. Daha sonrası soruyu izlemekten başka bir şey yapmayız arkadaşlar. Recep'in çalışma hızı Ahmet'in çalışma hızının 2 katıymış. Recep Ahmet'in 2 katı. Öyleyse ben Ahmet 1 tuğla taşısın desem, Recep onun 2 katıymış. Recep 2 tuğla taşır. Aynı zamanda Recep Mustafa'nın yarısı kadar çalışıyormuş. Öyleyse Mustafa Recep'ten daha fazladır. Recep kim? Mustafa'nın yarısı olduğu için Mustafa 4 tuğla taşımalıdır. 3'ü birlikte 12 saatte bu işi yapıyorlarmış. İzlediğimiz zaman bakıyoruz şahıslara. Birisi 2 tane getirdi 1 saatte. Birisi 1 tane getirdi. Diğeri 4 tane getirdi. 2 artı 1, 3, 4 daha 7 arkadaşlar saat 7 tuğla taşınır. 12 saat boyunca bu iş sürüyorsa 12 çarpı 7'den biz bu işi 84 tuğla diyebiliriz arkadaşlar. Bu iş 84 tuğlaysa Ahmet tek başına kaç saatte bitirir diye sorulmuş. 84'ü 1'e böldüğümüz zaman bu iş 84 saat sürer arkadaşlar. Ahmet 84 saatte bitirir. Geldik bir diğer sorumuza. Bir işi Necip 2x günde, Fazıl ise 3x günde bitirebilmektedir. İkisinin beraber 30 günde yaptıkları bir işi Fazıl tek kaç günde bitirebilir demişiz. Şimdi arkadaşlar 2x günde Necip yapıyormuş, 3x günde Fazıl yapıyormuş. Biz bunları arkadaşlar bir sayıda eşitleyelim. Necip günde, Fazıl günde. Arkadaşlar şimdi günle hız ters orantılı olduğu için ben 2 ile 3'ü çarptığım zaman 6 yapar. 3 ile de 2'yi çarptığım zaman arkadaşlar 6 yapar.
Yani ben ikisini denk getirmem için, denkleştirmem için Necip'in günde 3 tulum yaptığını söylemem lazım. Fazıl'ın ise günde arkadaşlar 2 tulum yaptığını söylemem lazım. Veya şöyle de yapabilirsiniz. 2x'i 3x'e bölersiniz. İkisinin çalışma oranları 2 bölü 3 çıktı. Birisi 2 tula taşıyordur, birisi 3 tula taşıyordur. Arkadaşlar işi kısa sürede yapan daha çok tulayı taşır. Necip daha az sürede yaptığı için aslında 3 tulayı taşıyan direkt Necip'tir. Fazıl işi uzattığı için 2 tula taşıyan Fazıl'dır arkadaşlar. Buradan iki yöntemde kullanabilirsiniz. Şimdi soruya kaldığımız yerden devam edelim. İkisi beraber günde 5 tula taşırlar. 30 günde bu işi yapıyorlarmış. İş öyleyse 30 çarpı 5'ten 150 tuğla yapar arkadaşlar. İş 150 tuğlaysa Fazıl kaç günde bu işi bitirebilir? 30'u arkadaşlar 2'ye böldüğümüzde Fazıl'ın 75 günde bitirebileceğini buluyoruz. Arkadaşlar geldik diğer soruya. Bir işi Cemal 2x saatte, Süreyya 3x saatte, Talha ise x saatte yapabilmektedir. Cemal ile Süreyya'nın 15 saatte yaptıkları bir işi Talha tek başına kaç saatte yapabilir demişler. Şimdi 2x bölü 3 günde Cemal yapmış saatte pardon. Süreyya 4x bölü 3 saatte yapmış. Talha x saatte yapmış. Arkadaşlar bunlar kesirli ise ben bunu da kesirli yapayım. Bunu da faydası 1 olduğu için 3 çekin işletiyorum. 3x bölü 3 alıyorum arkadaşlar. Şimdi faydayı görmeye gerek yok. Şu an hangisinin kaç tura taşıdığını bulmak için 2, 4 ve 3'ü buluşturmamız, denk getirmemiz lazım arkadaşlar. Ben 2'yi 6 ile çarparsam 12 yapar. 4'ü 3 ile çarparsam 12 yapar. 3'ü 4 ile çarparsam arkadaşlar 12 yapar. Öyleyse diyorum ki Cemal saatte 6 tuğla taşıyordur. Süreyya saatte 3 tuğla taşıyordur. Talha saatte 4 tuğla taşıyordur. Cemal ile Süreyya'nın 15 saatte yaptıkları bir işi. Cemal ile Süreyya. Arkadaşlar, bu 15'i biz 16 yapalım yoksa sorumuz tam çıkmayacak. 15 16 olsun arkadaşlar. Cemal ile Süreyya 1 saatte 6 artı 3'ten 9 tane tuğla taşırlar. 16 saatte çalışıyorlarmış. Öyleyse işimiz iş 16 çarpı 9 yapar arkadaşlar. Bu da 144 olur. İş 144 tuğlaymış. 144 tuğlayı Talha tek başına kaç saatte yapabilir? 144'ü arkadaşlar 4'e böldüğümüzde 36 saat süreceğini söyleriz. Cevabımız buradan 36 bulunur arkadaşlar. Necip, Fazıl ve Abdullah'ın iş kapasiteleri eşittir. Birlikte bir işi yapmaya başlıyorlar ve işin yarısı bittikten sonra Necip işten ayrılıyor. Kalan işin yarısı bittikten sonra Fazıl işi bırakıyor. Abdullah işi tamamlıyor. İş toplam 13 günde bittiğine göre Necip bu işi tek başına kaç günde yapabilir? Arkadaşlar, kapasiteleri bunların eşit olduğu için ben direkt bunların hızlarına her birisi bir tuğla taşısın diyebilirim arkadaşlar. Necip saatte 1 tuğla. Fazıl saatte 1 tuğla. Abdullah saatte 1 tuğla taşısın arkadaşlar. Şimdi başlangıçta birlikte işe başlamışlar. İşin yarısına kadar hepsi çalışmış. Necip sonra işten ayrılmış. Daha sonra kalan işi diğer ikisi çalışarak devam ediyor. Kalan işin yarısı da bittikten sonra da Fazıl arkadaşlar işi bırakmış. Tek başına en son kalan işi Abdullah bitirmiş. Toplam 13 gün sürdüğü söylenmiş. Arkadaşlar işin yarısından bahsedeceğimiz için, daha sonra kalanın da yarısından bahsedeceğimiz için işi arkadaşlar biz 4K tuğla diyelim.
Şimdi bu 4K'nın yarısında arkadaşlar 2K'sında 3 birlikte çalıştığı için bu kadar iş 2K'lık iş arkadaşlar 2K bölü 3 saat sürer. Daha sonra kalan yarısında 4K'nın 2K'sı bitti. Geriye 1K, 2K kaldı. Bu 2K'nın da bir yarısında K'sında Necip ile Abdullah çalışıyor. Diğer K'sında sadece Abdullah çalışıyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada en son sadece Abdullah çalıştığı için buraya 1'e böleceğiz. Burada ise Necip ile beraber çalıştıkları için arkadaşlar, pardon, Fazıl ile beraber Abdullah çalıştığı için arkadaşlar buraya 2'ye böleceğiz. Ve bu işlemin sonucunda 13 olduğunu göstermemiz lazım. Buradan biz payda eşitlersek burayı 2 ile çarptık. Burayı 3 ile çarptık. Burayı 6 ile çarptık. 4K bölü 6 artı 3K bölü 6 artı 6K bölü 6 eşittir 13 ise 16, 4 daha 10, 3 daha 13K bölü 6 13 ise 13 ile sadeleştirdik. K'yı arkadaşlar 1 bulduk. K'mız 1 ise, pardon, K'yı 6 bulduk. K'mız 6 ise işimiz 4 çarpı iş eşittir 4 çarpı 6'dan 24 tuğla olduğu bulunur. 24 tuğlayı Necip tek başına kaç günde yapabilir? Arkadaşlar Necip 1 saatte 1 tuğla taşıyordu. 24 bölü 1'den cevabımızı 24 buluruz arkadaşlar. Remzi'nin 6 saatte yaptığı işi Ahmet 4 saatte yapabilmekte. Remzi ile Ahmet'in beraber 2 saatte yaptığı işi Süleyman 10 saatte yapabilmekte. Buna göre Süleyman'ın 12 saatte yaptığı bir işi Remzi tek başına kaç saatte yapabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Remzi saatte R tuğla taşısın. Ahmet saatte A tuğla taşısın. Süleyman saatte S tuğla taşısın. Buradan sonrası arkadaşlar denklem kurmak. Remzi'nin 6 saatte yaptığı bir işi Remzi saatte R tuğla taşıyorsa 6 saatte 6 R tuğla taşır. Bu da Ahmet'in 4 saat çalıştığı işe eşitmiş. O da moda 4A'dır arkadaşlar. Remzi ile Ahmet'in beraber 2 saatte yaptığı bir işi 2 tane Remzi artı 2 tane Ahmet eşittir 10 tane Süleyman'mış arkadaşlar. Şimdi biz buradan A'yı, R'yi ve S'yi hepsini arkadaşlar ortak bir sayıda buluşturalım. Mesela ben şu A'ya 3 kat desem 3 kere 4 12 kat yaptı. Şu R'ye de 2 kat seçiyorum. 6 kere 2 12 kat yaptı. Burada R'yi 2 kat seçtim. Burada A'yı 3 kat seçtim. 2 kere 2 4. 3 kere 2 6. 4 6 daha 10 katsa öyle senin de bir kat olması lazım. Öyleyse arkadaşlar artık hepsinin güçlerini belirledik. Remzi saatte 2 kat tuğla taşıyor. Ahmet saatte 3 kat tuğla taşıyor. Süleyman saatte 1 kat tuğla taşıyor. Arkadaşlar soru bize neyi sormuş? Süleyman'ın 12 saatte yaptığı bir işi Remzi tek başına kaç saatte yapar diye sormuşlar. Arkadaşlar Süleyman saatte K tuğla taşıyorsa 12 saatte 12K tuğla taşır. 12K'yı kimin taşımasını istiyoruz biz? Remzi'nin taşımasını istiyoruz. Remzi de saatte 2, 2, 2 tuğla taşıyaraktan 12 tuğlayı kaç saatte taşır? 12 bölü 2'den cevabımız 6 saat bulunur arkadaşlar. Süleyman bir işi 80 günde bitirmektedir. Süleyman çalışma hızını %25 artırırsa aynı işi kaç günde bitirir? Arkadaşlar Süleyman'ın çalışma hızının %25 artmasından bahsedilmiş. %25 demek çeyrek demek. Arkadaşlar Süleyman'ın biz çalışma hızını günlük. Süleyman günde 4'e bölebileceğim, çeyreğini alabileceğim bir sayı seçiyorum ben Süleyman'ın günde taşıdığı tuğla sayısını. Süleyman günde 4 tuğla taşısın.
Süleyman 80 günde bitiriyormuş bu işi. Günde 4 tuğla, 4 tuğla, 4 tuğla taşıyorsa Süleyman 80 günde iş eşittir 80 çarpı 4'ten 320 tuğla yapar arkadaşlar. Süleyman çalışma hızını %25 artırırsa, 125 demek çeyrek demek. 4'ün çeyreği 1 yapar. Artık Süleyman 4 artı 1 tuğla taşırsa günde 5 tuğla, 5 tuğla taşıyarak 320 tuğlayı kaç günde bitirir arkadaşlar? 320'yi 5'e bölüyoruz. Buradan cevabımız 64 gün bulunuyor arkadaşlar. Geldik diğer bir sorumuza. Bir usta 6 metrekare duvar, bir çırak ise 5 günde 10 metrekare duvar örebilmektedir. Buna göre ikisi beraber 120 metrekare duvarı kaç günde örebilirler? Arkadaşlar burada zaten soruda yine her şey verildiği için hiçbir şey seçmeye gerek yok. Bir usta 2 günde 6 metrekare duvar örüyorsa usta bir günde günlük usta günde 6 bölü 2'den 3 metrekare duvar örer arkadaşlar. Çırak 5 günde 10 metrekare duvar örüyorsa çırak günde 10 bölü 5'ten 2 metrekare duvar örer arkadaşlar. İkisi beraber bu kadar 120 metrekarelik bir duvarı kaç günde örebilirler? Baktığımızda 3 bir günde usta 3 metre duvar örerse, çırak 2 metrekare duvar örerse toplam bir günde 5 metrekare duvar örülür. 120 metrekare duvar arkadaşlar 120 bölü 5'ten 24 günde bitirilir. Cevabımız 24. Arkadaşlar yine bu soruyu aslında bu soru anlaşılması için önden çözdüm. Bu soru kesirli olduğu için bir önceki bu soruyu kesirsiz yazdım arkadaşlar. Maksadımız bu soruyu ya bir geçiş olması için. Çünkü kesirli sorular pek anlaşılmıyor. Bir usta 3 günde 4 metrekare duvar, bir çırak ise 4 günde 3 metrekare duvar örebilmektedir. Buna göre ikisi beraber 50 metrekare duvarı kaç günde örebilirler? Arkadaşlar usta 3 günde 4 metrekare duvar örüyorsa bir günde usta günde 4'ü 3'e bölersek yaklaşık olarak birden fazla arkadaşlar 4 bölü 3 metrekare duvar örebilir. Çırak 4 günde 3 metrekare duvar örüyorsa 3'ü 4'e böldüğümüzde çırak günde 3 bölü 4 metrekare duvar örebilir arkadaşlar. Şimdi ikisinin beraber bir günde ne kadar duvar ördüğünü toplayacağız. Tüm işe böleceğiz arkadaşlar. Buradan payda eşitlersek 16 bölü 12 artı 9 bölü 12 burası 25 bölü 12 yaptı. 50'nin yanına 25 bölü 12 ters çeviriyoruz. 12 bölü 25 diyoruz. 50'yi 25'e böldük. Burası 2 yaptı. 2 çarpı 12'den cevabımız 24 gün sürdü arkadaşlar. Eşit güçteki 12 işçi birlikte bir işi 10 günde yapabilmektedir. Bu 12 işçi ise pardon, bu 12 işçi işe başladıktan 5 gün sonra 10 işçi çalışmayı bırakıyor. Buna göre kalan işi geriye kalan işçiler kaç günde bitirebilirler? Arkadaşlar eşit güçte işçi dediği için biz her işçi günde bir tuğla taşısın diyelim. Her işçi günde bir tuğla taşısın. Şimdi 10 gün çalışıyorlarmış. 1, 2, 3, 4, 5, 10 gün arkadaşlar. 12 işçi olduğu için her biri günde bir tuğla taşıdığı için arkadaşlar günlük toplamda 12 tuğla gelir. Burada 12 tuğla var. Arkadaşlar yine burada da 12 tuğla var. Burada yine 12 tuğla var. Arkadaşlar 10 gün boyunca her gün 12, 12, 12 tuğla gelirse biz bu işin 12 çarpı 10'dan 120 tuğla olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi soruda bize şöyle söylemiş. 12 işçi işe başladıktan 5 gün sonra
Arkadaşlar 12 kişi var. Günde o zaman 12 tuğla geliyor. 5 gün çalışmışlar. 10 çarpı 5 60 tuğla taşındı. Toplam tuğla sayımı 120 idi. 60'ı taşınmışsa 120'den 60 çıkarırsak geriye 60 tuğla kaldı. İşçi sayımız 10 işçimiz işi bırakmış. İşçi sayımız 12 idi. 10 tanesi ayrılırsa sadece 2 işçi kalır arkadaşlar geriye. 2 işçi kaldı. Arkadaşlar 2 işçi şu kalan 60 tulayı kaç günde taşırlar? Günde 2 tula taşıyarak 60 tulayı 60 bölü 2'den 30 günde taşırlar arkadaşlar. Cevabımızı 30 buluyoruz. Ali, Burak, Cemil işçileri ile ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir. Aşağıdakiler bilinmektedir. Ali ve Burak bir işi birlikte 10 günde. Burak ve Cemil aynı işi birlikte 12 günde. Ali, Burak ve Cemil aynı işi birlikte 6 günde bitiriyor. Buna göre Cemil tek başına kaç günde bitirebilir demişler arkadaşlar soruda. Şimdi Ali günde A tula taşısın. Burak günde B tuğla taşısın. Cemil günde C tuğla taşısın. Arkadaşlar şimdi 10, 12 ve 6'nın katı olarak ben işi söylüyorum. İş diyorum 60 tuğla olsun. Arkadaşlar 60 tuğlayı 10 günde taşımışlar. Kimle kim? Ali ve Burak. Arkadaşlar öyleyse A artı B izlediğimizde 10 günde 60 tuğla taşıdıklarına göre bir günde 60'ı 10'a bölersek 6 tuğla taşırlar arkadaşlar. Yani A artı B 6 olmalıdır. Burak ve Cemil B artı C 12 günde 60 tuğla taşıdıklarını görüyoruz. Öyleyse bir günde 60 bölü 12'den 5 tuğla taşırlar arkadaşlar. 3'ü beraber A artı B artı C 6 günde 60 tuğla taşıyorlarsa 60 bölü 6'dan 10 tuğla taşırlar arkadaşlar. Şimdi buradan A artı B'nin 6 olduğunu görüyoruz. Öyleyse A artı B 6 ise C'mize ne kalır? A artı B artı C 10 olduğu için C'mize 4 kalır arkadaşlar. Cemil tek başına bu işi kaç günde bitirebilir diye sormuştu soru. Cemil günde 4 tuğla taşıyarak 60 tulayı kaç günde bitirir? 60'ı 4'e bölüyoruz. 15 günde bitirir arkadaşlar. Şimdi geldik. Ömer bir işi X saatte, Faruk aynı işi Y saatte bitiriyor. İkisi beraber bu işi 10 saatte yapıyorlar. X sayısı Y sayısından küçük ise X ve Y içinde söylenebilir. Arkadaşlar, şimdi eğer ki ikisinin de biz çalışma saatlerini X ve Y eşit kabul etseydik, X ve Y eşit olmuş olsaydı, şu an için şunu söyleyebiliriz. İkisi de eş güçlü olmuş olur. Yani Ömer saatte bir tura taşıyorsa arkadaşlar Faruk da saatte bir tura taşır. İkisi birer tura taşırlarsa beraber saatte iki tura taşırlar. İşte arkadaşlar 10 saatte bittiği için 10 çarpı 2'den arkadaşlar 20 tuğla yapar işimiz. Şimdi işimiz 20 tuğlaysa arkadaşlar Ömer 20 tuğlayı 20 bölü 1'den 20 saatte bitirir. Yani x'e 20 diyebiliriz. Faruk yine arkadaşlar saatte bir tuğla taşıdığı için Faruk da 20 tuğlayı birer birer taşıyarak da 20 saatte bitirir. Y'ye de arkadaşlar biz 20 diyebiliriz. Ama arkadaşlar biz şu an bu x ve y'yi eşit kabul ettiğimizde bu durum oluşuyordu. Şimdi x ve y eşit olmadığı için y sayısı x'ten büyük olduğu için arkadaşlar y sayısı öyleyse kesinlikle 20'den büyüktür. X ise arkadaşlar 20'den küçük olmalıdır. Bu tarz sorularda arkadaşlar ilk önce ikisinin eşit olduğunu kabul edin. Daha sonra sıralamasını yaparsınız. Geldik başka bir soruya. Selim bir işi A saatte. Sinan aynı işi 3 saatte bitiriyor. Bitirebiliyor.
İkisi beraber bu işi 2 saatte bitirdiğine göre A kaçtır? Arkadaşlar, bu sorularda işte 1 bölü A 1 bölü 3 demek biraz daha kolay. Sadece 1-2 soru tipinde arkadaşlar 1 bölü A 1 bölü 3 yöntemini kullanacağız. Şimdi bilerek birkaç soru yazdım buraya. 1 bölü A ile ilgili 1 bölü 3 ile ilgili soru tipi. Şimdi Selim bir işi A saatte yapıyor. Selim saatte 1 bölü A kadar iş yapar. Sinan aynı işi 3 saatte yapıyorsa Sinan saatte 1 bölü 3 kadar iş yapar. İkisi beraber 2 saatte bu işi bitiriyorlarsa arkadaşlar ikisinin toplamının 1 bölü 2 eşit olması lazım. Buradan arkadaşlar denklemi çözerseniz bu 1 bölü 3 karşıya atıp 1 bölü A eşittir 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. 1 bölü A eşittir arkadaşlar. Payda eşit diyoruz. 3 bölü 6. 2 bölü 6. 1 bölü 6 kaldı. 1 bölü A. 1 bölü 6 ise arkadaşlar A'mız buradan 6 bulunur. Yani bu soruda 1 bölü 2, 1 bölü 3 demesem yine formülsüz de çözebilirdik ama arkadaşlar yani o biraz daha zahmetli. En iyisi bu soruda siz bunu kullanın. Faruk bir işi X saatte, Ömer aynı işi Y saatte bitirebiliyor. İkisi beraber aynı işi 6 saatte bitirdiklerine göre X kaçtır veya X'in Y türünden eşiti nedir? X'in Y türünden eşiti nedir? Arkadaşlar, Ömer X saatte yapıyorsa, Ömer 1 saatte 1 bölü X kadarını yapar. Pardon, Faruk X saatte bu işi yapıyorsa, Faruk 1 saatte bu işin 1 bölü X'i kadarını yapar. Ömer Y saatte bu işi yapıyorsa Ömer 1 saatte 1 bölü Y'sini yapar. İkisinin toplamında arkadaşlar 6 saatte bitirdikleri için 1 bölü 6 eşit olması lazım. Arkadaşlar X'i bulmak için 1 bölü Y'yi karşıya atıyoruz. 1 bölü X eşittir. 1 bölü 6 eksi 1 bölü Y. Burayı Y ile çarptık. Burayı 6 ile çarptık. 1 bölü X buradan Y eksi 6 bölü 6'ya yapar arkadaşlar. X'i de bulmak istiyorsanız ters çevirirsiniz. X bölü 1 dersiniz. Bu diğer eşitliği de ters çevirirsiniz. 6y bölü y eksi 6 yapar arkadaşlar. X'imiz buradan 6y bölü y eksi 6 olarak bulundu. Arkadaşlar geldik diğer soruya. Musa bir işi 4 saatte, Selim aynı işi 2 saatte bitiriyor. Buna göre ikisi birlikte bu işin 1 bölü 3'ünü kaç saatte bitirebilir demişiz. Musa 4 saatte bir işi bitiriyorsa Musa her saat bu işin 4'te 1'ini yapar. Selim aynı işi 2 saatte bitiriyor. Selim 1 saatte bu işin 1 bölü 2'sini yapar. İkisi beraber kaç saatte arkadaşlar bu işin 1 bölü 3'ünü yaparlar diyoruz. Arkadaşlar buraya da bir T diyelim. Arkadaşlar bu denklemi de çözmeye kalkarsak x ile çarptık, 4 ile çarptık. X artı 4 bölü 4x yaptı. O da eşittir 1 bölü 3 çarpı T. T'yi yalnız bırakmak için arkadaşlar şurayı çapraz çarpıyoruz. 4x ile 1'i. 3x 3 ile de x artı 4'ü çarpıyoruz. Maksat t yalnız kalsın. T buradan arkadaşlar 4x bölü 3x artı 12 olarak bulunur. Arkadaşlar son sorumuza geldik. Son sorumuz. Metin bir işi Cemil'den 5 gün daha kısa sürede bitirmektedir. İkisi beraber bu işi 6 günde yapabildiğine göre Cemil tek başına bu işi kaç günde yapabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar Metin bir işi Cemil'den 5 gün daha kısa sürede yapıyorsa Metin x saatte yapıyorsa arkadaşlar x günde yapıyorsa Cemil de bunun Metin'den daha fazladır. X artı 5 günde yapar. Arkadaşlar Metin bir günde 1 bölü x'ini yapar. Cemil bir günde 1 bölü x artı 5'ini yapar. Bu ikisinin de arkadaşlar toplamının ikisi beraber 6 günde yaptıkları işin ikisinin toplamında 1 bölü 6 olması lazım. Arkadaşlar burada en mantıklı olan x'e değer vermektir. Artık x'e 5 sayısı verdiğimizde arkadaşlar 1 bölü 5 artı 1 bölü 10 acaba 1 bölü 6 yapar mı? 2 ile çarpıyorum. 2 bölü 10 artı 1 bölü 10 3 bölü 10 oldu. Arkadaşlar olmadı. 3 bölü 10 sonuç biraz fazla çıktı. Bizim bu ifadeyi küçültmemiz lazım. Ve arkadaşlar bu sorunun çözümü en iyi şıklardan gider arkadaşlar. 5 verdiğiniz olmadı mı? Şıklarda bakarsınız 5'ten daha büyük neler var ki buradan 10 yazalım. Şıklarda 10 olduğunu kabul edelim. 1 bölü 10 artı 1 bölü 15. 3 ile çarptık. 2 ile çarptık. 3 bölü 30 artı 2 bölü 30.
Arkadaşlar bu da 5 bölü 30'dan 1 bölü 6 yapar. Cevabımız demek ki arkadaşlar 10'muş. Cemil ünitesi x artı 5 gün olduğu için 10 artı 5'ten Cemil arkadaşlar bu işi 15 günde yapar. Arkadaşlar mümkün olduğu kadar formül kullanmadık. En son 3-4 tane soruda ben formül kullandım arkadaşlar. Aslında formül kullanılmadan da yapılabilirdi. Biz hız seçerek, iş belirleyerek yapabilirdik. Ama şu an için konu yeni öğrendiğiniz için arkadaşlar belki zorlanırsınız diye en son bu soru tiplerini arkadaşlar 3-4 soruyu biz formüle çözdük arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.